Selamünaleyküm arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir canlarım. Biz bugün ne yapıyoruz? Arp ablama yardıma gidiyor arkadaşlar. Arp ablama yaprak toplayacak. Hadi hep beraber gidelim. Bir bakalım Arp ablam toplamış mı, ne yapmış, ne yapmış. Selamünaleyküm. Yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bir soracak olursanız. Çok şükür biz de iyiyiz. Arkadaşlar hava kullanın. Bakalım Dercan. Hadi hep beraber bakalım. Şöyle. Cengiz Ali'nin önü. Kurt kuyruğu biliyor musun? Kurt kuyruğu mu? Amanı. Annenin ne yapıyor? Kimle oturuyor? Yalnız mı oturuyor? Gelmiyor muymuş Murat abi? Geleceğiz mi gelmeyeceğiz mi? Murat abi yazar. Elma'ya da Murat abi. Sarı çiçekler nasıl pek güzel kokar elmayı da. Ana esas nasıl koymuş? Şurada böceği sarışın. Şey o kesim. Uğur böceği gibi. Evet. Burani? Avarını bir görsünler Arp ablamın atkaları. Burada Arp bacımın bahçesi arkadaşlar. Ama otlanmış Arp abla, bunu dövme ya. Dövmesin elden çıkar valla. Burada insan kayıyor anam. Ne? Kayıyor diyorum. Önceden Arif abam tavara yapardı bak. Buraya yapmış bu sene. Değiştiriyorum Eyra. Ne mi? Arif ne olur bunları dövmezsin. Salatalığın gider iyi elden. Ha pardon duymadım pardon kanka. Atasız mısın? Niye öyle düşündün? Niye cumartesi günü ne olacağını? Ben dedim sen işin halledi nedir ben bir yardım edeyim bacım artık bir yarım saat dedim. Car gel dedi. Azmış mı? Günaydın, hoş geldiniz. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar. Yorgunluktan. Maşallah nasıl yaprağın var ya? Ben o. Ama niye sararmış? Sararsın bir şey olmaz. Sararmaz daha iyi. Acaba ilaç mı istiyor ki Arpa'la? Yarın tamam. Perşembe gidiyor mu? Vallahi hiç haberim yok. Yarın ola, hayır ola. Kukurt, sulu kukurtlar var ya. Hani bizim bahçede düz yürüyorsun anne, burada gömülüyorsun. Burada ne var hinci? Salatalık mı ne? Salatalık. Burası. Yok burada salatalık yok. Hiçbir şey yok. Lan benim girdiğim yerde bir şey olsun. Yok burada salatalık. Hiç yarın Arif ablam hiç olmuş gibi görünür de nasıl çok olur.
şu da. Şu. He. Huh. Şu ne? Su var. Nasıl su varmış orada? Git lan. Dur ben mi? Görmez misin sulan olduğunu? Dur aşağıtlanmayı bir götürüm. Arabam sulan şeysini atmış pürün. Ne mi lan? Kuçuğun var ya kafasında böyle böyüyor ya onu atmış. O da böyle olmuş anladın mı? Anladım cine. Ne ettin ya sen bayram? Görüşmeyeli nasılsın? Bayağıdır görüşmüyorduk bayramına. Annen yine mi boya yaktı lan saçını? Yok. Yok. O mu? Nasıl iyi duruyor yanma? Bayram. Bayram. Da, Miraç. Bu da Miraç. Bunda da var işte. Saçını kesince Miraç'ın eli yüzü çıktı canım. Ramazan çalışıyor mu? Birazdan gelir. Ne mi? Azıcık daha hafif de yağmur atıyor da. Bu ne yağmur herhalde? Ispatlamıyor. Şimdi el almıyor onu gitti. Ha. Geldi mi işte? Şurayı ha boya baktı boya yapıyorlar diye. Alçıyı çekti de boya da böyle yapacaklar. Ha bir bak mı bak. Diyor diyor Yusuf. Tamir ediyor diye ha. İyi canım. Şu kırık hilleri yaptılar değil mi? Bayram abim nerede yayıncı? Burada boyanacak arkadaşlar. Onu kaldır. Bir şey boşları yayıyorum. Kaldır onu kaldır. Ya akşama mı boyanacak burası da? Burası iyi canım. Burayı sermiş. Düşecekti daha yine onda. İmne yenge mi? Arkadaşlar bu da Hümeyra'nın iltisi. Sümeyra büyük iltisi. Ortancılığı. Ortancılığı da yolda bir büyük oluyor. Ne mi? Evet. Büyük ortancıl iltisi. Tanıştırım size. Niye geçen nasıl oturdu ya Muzaffer abi? Dağıttı onu. İşte o da iyice. Evet arkadaşlar biz pazardan geldik. Hümeyra çay demlemiş. Ne mi? Kaç tane? Esam var orada. Bir tane var. Yusuf da gelmiş. Bunlar şimdi kahvaltı yapacaklar. Nereye gideceğiz Yusuf kahvaltı yapacak? İş bizi bekler. Aynen işler gücüler. Evet arkadaşlar biz de pazardan geldik şöyle bir alışveriş yaptık. Bayağıdır gitmiyorduk. Anneme de aldık. Yaprak aldı arkadaşlar bu arada. Düğün hazırlığı. Yaprak da çok güzel. Hemen bunu yapmak lazım. Şöyle. Bayağı büyük de yine de yumuşak. Taze. Pazarı bir görseniz arkadaşlar. Kulağacığım pazarın vallahi ana baba günü. Ne aldıysak anneme de aldık. Hepimiz bir ona bir beze derken bayağı da zor oldu. Hadi bakalım biraz car olalım. Saat geldi. 3 saat geçiyor. Bari oğlanı görüyor musun? Evet. Öğle saat geldi. Kamberde. Ama çalışmayacak. Çalışmışlar. Annem de halam bile gitmiş. Halam? Hadman halam bile gitmiş. Ya. Oradan da herhalde İzmirli halama gideceklermişmiş. Suframızı benim götür Kamber sen de hadi tahtasını götür, suframızı götür. Sufra da til de. Yorulmuş Yusuf. Belli oluyor el yüzünde ya. Ameleymiş. Amele. Sen ne yaptın yenesi? Üzgün gibi duruyor. Kemal da yoruldu arkadaşlar. Hep buna çektirdim o kadar poşeti. Merhaba arkadaşlar. Sevgili kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. O kadar yorum yazmışsınız. Hepinizden Allah razı olsun. Arkadaşlar. Bunun da açıklamasını yapayım buradan da. Yine de Sevgili kanalımdan. Çoğu kişi evin çilengin olduğunu söylemişler. Rütübetli olduğunu söylemişler. Orası rütübetli değil. Bunu burada bir kişiye gerçekliğe geçirelim. Yukarıda
Enerji. Enerji varmış. Su enerjisi yani ısıtmak için. O patlamış. O da evin içine atmış arkadaşlar. Komple inmiş. Onda kurumamış. Üstü toprak olduğundan, çamur olduğundan suyu emdiğinden o da öylece kalmış. Şimdi şuraya bakalım bir. Oranda işte şimdi biz kurumasını bekleyeceğiz. Oturma odasına şu anda altı çekeceğim. Dün tavanı komple indirdik. Tavanları indirdik. Tavanları tekrar yeniden yapıştırdık. Şimdi stroperlerini falan yapacağız. Boyasını falan yaptığımızda gayet güzel bir ferah ev olacak orası. İnşallah. Yani düşündüğünüz kadar öyle kötü bir ev değil. Hani aydınlık sadece değil demişler. Sadece bakımsız arkadaşlar 5 senedir orada oturmuyormuşmuş. Evet. Yani kimi ev bulsun şu için de arkadaşlar bizim burada gerçekten ev bulmak çok imkansız yani. Eskiden verirlerdi. Şimdi eskiden verirlerdi de şimdi kimse koyup da vermiyor. Kapısını, penceresini koyup. Onlar da haklı. Onlar dünyada yatırım yapıyorlar evlerine, bağlarına. Şimdi kalkıp da yani ona buna verip de yıpratıttıracak değiller. Ben olsam ben de vermem yani. Öyle diyebilirim. Çünkü adam servisini, dünyasını oraya koymuyor. Adamlar yurt dışında herkes bilmez. Ancak iki katlı, üç katlı olması lazım ki işte bir yerini verip evine batıttırabilsin. Mesela iki katlı olursa olur. Adamların çoğunun evi burada tek katlı. Aşağı oturma salonu, mutfak var. Yukarısı yatma odası salonları. Adam neresini versin bize? Zaten belediye başkanına da gittik. Sağ olsun Allah razı olsun. Herkesten önce koptu, yapıştırdı bize lojmanı. Avrupa'dakilere, İstanbul'daki yaşayanlara kiralamış. Kendileri oturmuyor. Gelip burada 15 gün, 10 gün kalacak insanlar orada kalacakmış. Buradaki daha gelecekler mi bari? Buradaki evlenen yeni çiftlere, meflere vardığında da yok diyor. Yok. Yokuna bulmuş kolayını. Yok. Adamın yüzüne bile baktığı yok. Bilmiyorum niye buraya başkan olmuş, ondan anlamış değiliz biz. Sen vatandaşına yardımcı olamayacaksan, sen bir evlenen çifte yardımcı olamayacaksan, o zaman niye başkan olursan koya? Ben onu anlamadım. Bir sürü lojman boş. Bir sürü oda boş. Bilmiyorum arkadaşlar. Boş diyorlar hep. O zamanı da gelir. Kapıya gelir. Ben o zaman ona başka bir şey göstereceğim. Gelsin benim evime. O istemeye. Ya da dün onun evine varsın. Ben ona başka bir şey göstereceğim. Ona oy vereceğim ben. İnsan biraz şeyler ya. Adamlar yeni evleniyor. Nerede bulsun evi barkı? Adamların fakir. Adamların evinde yok. Barkı yok. Olsa zaten onlara bakmasına zaten olsa bizim işimizde senin kapında. Benim kızım kaynatasıyla, kaynanasıyla kalır. Ama senin kapına kadar varmışlar. Çocuklarım gitti. Ondan sonra Sevil gitti. Ben bunlara dedim gelin gitmeyin. Bilmez bu adam dedim. Yine de vardılar istemeye. Hani ben dediğim gibi de bilmemişler yani. Bir sürü şey söyledi. Ne? Şu yani bir sürü o bir sürü bahane üretti değil mi? Bahane o yani. Kağıtlı onu çart diyor. Onu çıkartamazdık işte şöyle böyle. Ama boş ev dedik. Bize yok, bunlar, onlara kiraladığından daha bir sürü boş bina vardı. Boş, boş dedi yani. Yok dedi, niye boş yok dedi. Niye bilmiyor? Çünkü onun yalakları gelecek ki, anladın mı? İstedi mi 2 kilometreden verecek onları, mağdur etmeyecek yani. Vallahi bilmiyorum. Bir sürü şey saydı bize, gelen çok olan istedi. Saysa da saymasa da. İsteyen çok oldu dedi. Olsun ama nasıl? Olsun bakalım ya, nasıl olsa dünya indirici bir indirici kurban olduğunun evlamı olsun. Bunlar da başını sokacak yeri buldu. Evet. Gerçekten de arkadaşlar karanlık dediniz de mesela demir saçları vardı. Evet. Açınca gayet de güzel olmuş, şimdi ışıklanmış. Çok güzel olmuş. Ha mutfağının cam esas biraz büyük olsaydı şu bizim cam gibi, Poyraz camımız gibi. Nasıl böyle cana? İlim kapısı peynirsin sınırlar. Camberi de görüyor musunuz arkadaşlar? Büyütürüktür. Yo oğlum. Kapatın. Sanki ne örelim aman duracağı 3-5 sene Allah büyük. Evimizin penceresini zor yırttık. Bir de adamların evini uçurulunda ilk dönemini yapalım. Yok yok gerek yok. Oldu o zaman arkadaşlar. Bugünlük böyle olsun videomuz. Herkes Allah'a emanet olsun. Öyle biliyor musun? Kendi evimizin pencerelerini zor büyüttük zaten. Bir de ilim penceresini adamın evini yıkarıp barkarıp. Yok canım. Sanki ya lamba var. Dünyada ev olsun. Lambası var. Lambası var. Gerek yok. Zaten durmadan mutfakta geçinecek bir haller yok bunların. Sabah öyle. Güzel bu didikleri boyadığında işte ferrah beyaz boya. Hani buranın rengi beyaz boya. Bundan alırız. Bir oturma odasının altını çekiyorum şimdi. Altını çekeceğim hepsini. Ondan sonra öbür taraflarında güzelce raspalayıp boyayacağız Allah'ın izniyle inşallah. Dün hasır tavanını yaptım. İnşallah iyi bir şey olacak ya. Olur olur. Olur ya. Ellerine sağlık. Güzel olur da yani bilmeyen olur. Ablalar yani öyle görünce onu rutubet aynen, sandılar. Rutubetli değil arkadaşlar. Onu güzel boyar, şeydir. Ondan sonra tekrar o zaman görürsünüz, çok seversiniz. Bazıları işte, hani başlarından geçmiş ya onun için yani onlar da.
Biliyorum Allah razı olsun. Biz de Hümeyra'yı düşündükleri için yani. Burada ev bulması bayağı zor arkadaşlar. Gerçekten güç yani. Esas eskiden çok verirler de şimdi yok. Kimi diyor işte mutlak dolabım yok diyor. Kimi diyor varyon ben veremem diyor. Kimi varyon işte şudur. Ya gerçekten Allah kurban olduğum Allah kimsenin eline düşürmesin. Kimseyi de mağdur etmesin. Yani. Amin amin. Vallahi diyorum bak. Ben her zaman duvarında onu diyorum yani. Allah'ım kimseyi darda zorda kaymasın yani. Amin. Allah'ım hastalarımıza acı şifalar versin. Sağlık saat olduğu sürece her şey olur arkadaşlar. Benim düşüncem bu yani. Çalıştı mı? Ondan sağlık saati de yerinde olur mu? Allah'ın izniyle evi de olur, barkı da olur, şişi de olur. Ha, zorluk olur. Zorluk olmayan var mı? Bana bir söylesin. Yok, yazsın orada zorluk yaşamayanlar. Ama vardır öyle zorluk ya, yaşamayan insanlar. Yaşamışlar da işte başlarından geçmişler ya onun için. Eşyalar acer diyor. Yani. Adamlar mesela kaynatıdan kalmıştı. Eyvallah ama bizim kızımın kaynatasında yok bizde yok diyelim hesabı. Biri bu ucuz ev bulsanız alsanız ama ev bulsak işte biz kendi evimizden çıkaracaklar. Esas. Arkadaşlar. Sanki bizim evimiz çok mu iyiydi Kemal? Sen bunları yapan adını ne çektin? Aynen öyle. Ben kızımla beraber yaptım. Valla bizim vallahi eskiden diyorum. Olsaydı da çekseydik arkadaşlar. Valla şöyle eve gelen misafirin çocuğu atardı. Valla tavanımızdan kurt dökülürdü böyle. Vallahi yani. Ben bu gurme de diyorum arkadaşlar. 3 tane oğlum vardı diyorum. Keşke diyorum bir diyorum temel atsaydım. Oraları yıksaydım. Güzel bir daire yapsaydım. Yani. Ben uzun da sağa sola gitmeden hiç olmasa yanınızda kalsaydım diyorum ama yapmadılar diyor. Yapmayınca da ne olur. Ben işte ben buraya kızımına yaptım diyorum. Her şeysini. Her taşında benim kızımın hem ikimizin eli var diyorum yani. Esas da. Mutfağımız olsun, evlerimiz olsun. Her tarafta benim kızımın elim var. Ben başladım. Kızımla ikimiz bağırışa çağırışa yaptık. Esas Gamber. Evet. Gamber'le biz de çırak olduk canım. Mesela Gamber'in bucuyken adam taş çekerdi valla. Çekerdi. Ondan toprağıydı. Oraları kazdı. Deldi diyenize. Bir sürü biz şiirler çektik. Büyük baş olacak ki küçük de geliştirecek arkasından. Neyse arkadaşlar. Bütün zorlukları çektik. Allah'a çok şükür kurban olduğum Allah. Şimdi de bizi ferah çıkardı ama bu sefer de başka bir bela verdi. Kurban olduğum Allah bir bela verdi. Belaymış yani. Allah'ın da onun belasını versin. Başka bir şey değil mi oldu? Diller ya hani gün doğmadan neler doğur diye. Kurban olduğum Allah büyük. Ben dedim onlara yine diyorum. Allah'ın adaletine onları ben sevk ettim. Kurban olduğum Allah'ım inşallah en sevgililerim diyorum. Benimle uğraşanlarla. Herkese kendine iyi basın arkadaşlar. Kusura bakmayın. Allah razı olsun. Yani bir kusurumuz şeyimiz olduysa affola. Herkes hakkını helal etsin. Arkadaşlar biz yine diyorum. Ben bu YouTube kanalında Hümeyra'nın düğün olanadır bu sözümü gerçekleştireceğim. Ben bu YouTube'umu, bu videolarımı Meyran ve Yusuf'un için çekiyorum. Destek olmak isteyen ikisine destek olsun. Beni sevmeyen olur. Vakit ben ayol ya aman ben Kemal'e destek olmak istemiyorum diyebilir. Bana destek olmak istemeyen destek olmasın. Ben Yusuf'la Meyran için diyorum. Ben hiçbir zaman daha bak 3 senedir ben YouTube içindeyim. Daha kimseye ben şuna destek olun, buna destek olun demedim. Demem de. Ama ben Yusuf'la Meyran'a destek olmak kuralım, istiyorum arkadaşlar. Yani beğenilerinizi, yorumlarınızı, yani maddi konu demiyorum yani ben. İllaki onu aklınızdan bir geçirmeyin, onu bir şey etmeyin. Herkes yanlış anlamasın benim konuştuğumu. Yorumlarınızla, beğenilerinizle, ondan sonra videoları izlemeyle destek verebilirsiniz her türlü. Yani birinden de bilmeyenden de Allah razı olsun arkadaşlar. Sizin benim yanımda olduğunuzu biliyorum. Herkesten Allah razı olsun. Bütün ablalarımdan, kardeşlerimden, abilerimden. Aklınızı helal edin, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ben Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.